Ne abi? Pikachu. Ha, söyle hikayeyi bakayım. Anlatmayı bırak da. Şuna bir baksana abi sen. Bu ne abi? Oğlum yoksa tasdikname mi bu? Kardeşim, tasdikname mi verdiler sana be? Bir dakika abi. Şu tipe bir baksana abi. Şu çakala bir baksana sen. Hiç okuldan atılacak bir tipe benziyor muyum ben? Hayır abi, ben de o yüzden kontrpiyede kaldım yani. Bu ne abi? Bu şans mektubu abi. Ben yazdım, çaktırma. Ne işe yarayacak abi bu? Arif'imizi deli gibi gaza getirmeye yarayacak. Hmm. Bizi deliler gibi eğlendirecek abi. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bak, kim var orada? Benim minnacık hedefimiz Arif. Arif, yürü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Son dakika haberi. Son dakika haberi. Bununla beraber her şey açığa çıkacak arkadaşlar. Beni can kulağıyla dinleyin. Özellikle Arif, sen çok iyi dinle abi. Bir dakika ya, niye ben özellikle iyi dinliyorum abi? Bir sus abi, bir dinle abi. Ne ben? Sen de. Dikkat, bu bir şans mektubudur. Bu mektuptan el yazısıyla çoğaltıp 777 kişiye gönderdiğiniz takdirde şansınız tahmin edemeyeceğiniz kadar açılacak. Ne dilerseniz 3 gün içinde gerçekleşecek. Dünyanın sayılı zenginleri arasına gireceksiniz. Veya istediğiniz kişiyle hemen evleneceksiniz. Bunu yapan Malezyalı bir adam 2 günde tam 500 bin dolar kazandı. Bu şans mektubuna inanmayıp 777 adet mektubu göndermeyenler zinciri bozduklarından dolayı 3 gün içinde büyük bir lanete uğrarlar. Başlarına büyük bir felaket gelecektir. Mesela Saddam yollamadı, başına nelerin geldiğini bütün dünya gördü. Vay be abi, adamlar yazmış. Adamlar değil be abi, ben yazdım. Ne diyorsun Arif'im, nasıl mektup? Bir dakika ya, sen mi yazdın? Oğlum niye böyle bir şey yapma gereği duydun ki? Bahar başına mı vurdu, ben de bir şey sandım ha. Sen ne iddiaya girmek için Arif'im? Ben diyorum ki Arif, benim bildiğim Arif, bu mektuptan 777 adet Amil Bey'e yazdırtamaz. Ben diyorum abi. Bir dakika, bir dakika, sen kendinde misin abi? Benim tanıdığım Arif Amil Bey'e bu mektuptan 777 tane yazdırır abi. Her şeyin bir sınırı var abi. Abi sen kendinde misin ya? Kendimdeyim tabii. Koskoca okulun müdürü. Kolay değil o iş. Var mısın abi? Abi tamam, varım be. Varım. Ben yaparım. Benim adım Arif'se ben bu mektuptan Amil'e 777 defa yazdırırım. Bravo kardeşim. Çok hemen. Bravo. Hela, hemen sen. Kesin hemen, hemen. Yürü be. Hemen, hemen. Gördün mü nasıl aldı gazı? Gazı aldı. Para sayma makinesini iyice ne yağlayalım da para sayarken ses çıkarmasın. Sevda'nın makinenin sesini duyar duymaz damlıyor şerefsizim. Eyvah, şimdi yağın kokusunu alıp mı geldin he? Gel. Sen misin? Ne var, ne istiyorsun çatlak kiremit? Benim hocam, size çok karlı bir mektup vermek istiyordum da. Ne mektubu? İşte bu mektup hocam. Neymiş bu? Hadi be orada. Yalan bu, saçma. Hocam, öyle demeyin. Başta bize de palavra gibi geldi ama isterseniz bu mektubun nimetlerinden biraz bahsedeyim size. Bizim Ortega yok mu hocam? Sedat Yıldırım. Bu mektuptan 777 tane yazdığının ertesi günü Fenerbahçe'den transfer teklifi aldı. Şimdi düşünün çocuk nasıl para kazanacak? Sedat Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor? Ya. Haberiniz yoktu değil mi hocam? Hemen şöyle bir örnek daha veriyorum. Bizim Ali yok mu hocam? Kopil, küçük. Hı? 777 tane bu mektuptan yazdı. Ertesi gün yolda koskocaman Abdurrahim Çorak tarla başında Yatar Uyuroğlu diye bir tane künye buldu. Parasını siz düşünün hocam. Yapma ya. Ver bakayım sen onu bana. Ben de yazayım o zaman. Yazın hocam. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Bol şans. Bu bir şans mektup. Of of. Yazıyorum yazıyorum daha 20 tane oldu. Daha 757 tane daha mektup yazmam lazım. Hayatımda ben bu kadar mektubu toplam olarak yazmadım daha.
Gel. Kolay gelsin efendim. Buyurun Afet Hanım, ne istemiştiniz? Efendim, sizinle bu teneffüsler hakkında görüşmek istemiştim. Nesi varmış teneffüslerin? Efendim, teneffüsler şimdiye kadar 15 dakikaydı, son birkaç gündür 10 dakikaya inmiş. Daha iyi ya, 5 dakika daha fazla ders yapıyor çatlak kiremitler. Efendim, teneffüsler öğrenciler için, öğretmenler için çok önemli bir zaman dilimidir. O 15 dakikada rahatlanır, beyin boşaltılır, ihtiyaçlar görülür. Dersler ne kadar gerekliyse teneffüsler de o kadar gereklidir efendim. İyi o zaman. Gidin Mennan'a söyleyin, halletsin Afet Hanım. Teneffüs zilinde ben çalmıyorum ya. Zaten bu mektuplarla başım dertte. Bu mektupların aynısından 777 tane yazmam lazım. 777 tane aynı mektuptan mı yazacaksınız? Evet. Yazanlara çok büyük uğur getiriyormuş. Kim getirdi size bu mektup? Çocuklar. Hani o uzun boylu iri olan var ya, iddiacı olan Arif. Siz verin onları bana, ben çoğaltırım. Siz mi çoğaltacaksınız? Tabii, siz yorulmayın, verin bana. Sağ olun Afet Hanım, çok makbule geçer. Teşekkür ederim. İyi günler. Allah'ım, Afet Hanım bana yardım etti. Demek artık keçi olmaktan vazgeçtim. Oh, hocam, hocam çok affedersiniz ama acıyın bize. 777 tane mektubu nasıl yazabiliriz bir anda ya? Evet hocam, en azından bu yazdıklarımız armağanımız olsun. Kalanını da böyle fotokopi yapalım bunlardan, olur mu? Hoca camide, hoca camide. 777 tane mektubu sizin el yazınızla yazmanız lazım. Çünkü lanet üzerinizde olur. İşleriniz rast gitmez şimdi olduğu gibi. Ulan Kopil var ya, bu işi sen açtın başımıza var ya. Şundan bir kurtulalım, 777 defa burnundan getireceğim, göreceksin. Ben ne yapayım be abi? Afet Hoca hiç hesapta yoktu ki. Konuşma, konuşma, yaz. 777 tane mektubu yazacaksınız ki lanet üzerinizden kalksın. Hadi. Öğretmen, bakın ne kadar çok yazdık. En azından yarısı burada. İlk partiyi bitirdik. Ben de o kadar yazdım. En azından ilk parti yani. Tamam. Şimdi birazcık teneffüs yapabilirsiniz. Birazcık.